Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz ve bu haftaki Stüdyo Tempo'ya hepiniz hoş geldiniz diyoruz efendim. Evet, çok değerli iki konuğumuz olacak bu haftaki Stüdyo Tempo programında. 618. Stüdyo Tempo ile karşınızdayız. 30 Kasım 2018 tarihini gösteriyor takvimler, günlerden Cuma ve 22 haberlerin ardından karşınıza geldik. 24'e kadar da sizlerle birlikte olacağız. Efendim, bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk, yapımcı arkadaşım Eray Ergün ve teknik yönetmen arkadaşım İhsan Bulut'la birlikte karşınıza geldik, huzurunuzdayız. Ve bugün çok değerli iki müzik insanını ağırlayacağız. Emre Aydın, şarkıcı, müzisyen, besteci, söz yazarı bizlerle birlikte olacak ve Genç Osman Yavaş, şarkıcı, müzisyen, yine söz yazarı ve besteci, o da bizlerle birlikte olacak. Programımız 24'e kadar devam ediyor. Evet, Stüdyo Tempo başlıyor programımıza. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, programımızın açılışını belki kaçırdınız, belki radyolarınızı yeni açtınız ama biz TRT FM'de Stüdyo Tempo programında çok değerli iki konuğumuz olacağından bahsetmiştik. Bunlardan ilki Emre Aydın şu anda stüdyomuzda. Saat 23'ten itibaren de Genç Osman Yavaş bize katılacak. O da bizlerle birlikte olacak ve sohbetimize katılacak ve bakalım onun özellikle neler yaptığını biz birazcık tabii sorularımızı ortaya çıkarmaya çalışacağız ama sizlerin de tabii ki katılımını bekliyoruz efendim. Şu anda karşımda yaklaşık bir metre ötemde önce 2006 yılında gelmiş Stüdyo Tempo'ya. Evet. Burada kanıtlarıyla duruyor değil mi? Aynen. Şöyle bir bakayım. 13 Aralık 2006'da gelmişsin. Bir de ardından 12 Mayıs 2010 yılında gelmişsin. Yaklaşık olarak da 8 yıl olmuş. Herhangi bir bağlantımız da olmadı. Arada gerçi konuşmuş olabiliriz, karşılaşmış olabiliriz. Sonra bir kere daha şeyde geldim abi ya. Eylül geldi, sonra da geldim galiba. Bak ne dedi, görüyorsun değil mi? Ne dedi, sen söyle. Erhan yaşlı olduğu için unutmuş olabilir dedi. Kim söyledi bunu? İhsan Bey söylediler. İhsan Bulut. Efendim, yok unutmam ben. Yaşlılar daha iyi hatırlar. Şimdi sevgili Emre Aydın'la sohbet edeceğiz. Sizin de sorularınız varsa lütfen TRT FM Facebook sayfasıyla Erhan Konuk Twitter hesabı üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Çok memnun oluruz. O iletiler bizim için gerçekten çok önemli. Hem bize hem de konuğumuza iletilerinizi bekliyoruz. Gün içinde sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarımız olmuştu. Ve programımıza bu anlamda da ciddi anlamda destek verdiğiniz için tweetlerinizi gördük, beğenilerinizi gördük. Instagram'da paylaşımlarımıza, TRT FM'in Facebook sayfasındaki paylaşımlarımıza dönüşlerinizi gördük efendim. Onun için de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Emre, bir şarkıyı duyduğum zaman Emre Aydın'ın şarkısı diyorum. Şimdi bu hakikaten çok önemli bir ifade benim için. Hı-hı. Sebebi yurt dışında da mesela Mark Knopfler'ın Dire Straits'teki gitarının tonunu duyduğum zaman Mark Knopfler diyorum ya da evet, Dire Straits diyorum. Onun dışında bir blues ustası B.B. King'in gitarının blues tonunu duyduğum zaman yine aynısını diyorum. Bu bence çok güzel bir özellik. Artık Emre Aydın'ın tarzı dinlendiği anda ortaya çıkıyor. Evet. Bunun şeyini sormak istiyorum. Yani çok belirginleşti, çok böyle keskin çizgilerle netleşti. Sana göre hani bu durum olumlu mu yoksa olumsuz bir şey mi? Dinleyici olarak olumlu bir şey. Yani ben de dinlediğim insanların konuyu ele alış biçiminin ne olduğunu bilmekten yanayım. Dolayısıyla neye ihtiyacım varsa ona hemen ulaşabiliyorum. Yani modern öğelerle dolu melankolik bir şey dinlemek istiyorsam Portishead'in beni o konuda tatmin edeceğini bildiğim için direkt ona ulaşıyorum. Ama müzik üreticisi olarak kendi içerisinde sıkıntıları var bu durumun. Yani sizin konuyu ele alış biçiminiz, farklı armonilerle de şarkılar yazsanız, farklı temalar da yazsanız, şarkıyı yazım şeklinizi de değiştirseniz, beğeniniz bir yönde olduğu için, yani beğendiğiniz şeyler neyse ona yanaştırmaya çalışıyorsunuz neticesinde ve bu aslında zaman içerisinde kendinizi tekrarlama gibi bir veya öyle bir kanı oluşturma gibi bir tehlikeye doğru gidiyor. Ya burada böyle çok yerinizde yok aslında hareket edebileceğiniz, çünkü dinleyici kitleniz de sizi mevcut şeyleri yaptığınız için daha önce seviyor. Ya bu aslında herhalde mutfak sıkıntısı şarkıcılığın diyebileceğimiz bir şey. Ne güzel söyledin, mutfak sıkıntısı. Bu sıkıntı ama her zaman var. Evet. Şimdi bu sıkıntı özellikle 80'lerin başından itibaren dünyada hissedilmeye başlanan beste sıkıntısının ciddi anlamda
belli bir boyuta gelmesinden sonra bu sefer modern adıyla cover dediğimiz tekrar seslendirilerek beğeniye sunulan şarkılar. Evet. Hem sahipleri tarafından hem de izin alınarak başkaları tarafından. Ama bunun çok önemli bir şey söylediğin mutfak sıkıntısı. Çünkü gerekli hizmeti verebilecek ve o standardı devamlı sağlayabilecek insanların sayısı çok fazla değil. Ama bir bakıyorsun Amerika Birleşik Devletleri'nde veya müziğin diğer fabrika ülkesi Büyük Britanya'da ciddi anlamda bir fabrika gibi üretiyorlar orada. Evet. İnsanlar da bir şekilde yani buna çok dahil oluyorlar. Müthiş, müthiş alıcılar. İnanılmaz. Mesela bir Pharrell Williams 2000'li yılların başından itibaren başlamıştı. Ben geliyorum, işte benim tarzım oturacak, göreceksiniz. Şimdi bir Pharrell Williams gerçeği var. Michael Jackson 2009 yılında aramızdan ayrıldı ama bir baktık Bruno Mars diye bir isim çıktı ve baktığınız zaman imajıyla da, görüntüsüyle de Michael Jackson'a çok benzetiliyor ve hakikaten çok başarılı. Bence de. Yani bunu hakikaten Türkiye'de, ama bu mesela senin yaptığın işin bence sevgili Emre çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür çünkü bunu rica ederim. Çünkü bunu sağlamak çok zor bir şey. O tınıyı, o tonu insanlara tanıtmak, insanların aslında bir anlamda hafızasına kazımak. Evet, aynen. Aynı mesajı yıllar içerisinde ulaştırmak. Uzun zamanda. Çünkü 2006 değil mi? Tabii. 2006'dan 12. günümüze 12 sene. 2006'yı da kat 13 sene. Hı hı. Az bir zaman değil. 13 tabii. senede doğal olarak şekilleniyor. Tabii, ağaç tabii. eğiliyor. Tabii. Aynen. Değil mi? Yaşken eğiliyor. Aynen. Benim solo albümden önce 6. Cadde diye bir grubum vardı. Biliyorum. O zaman biz o albümü kaydederken ben 5. 6. şarkıyı kaydederken olaya uyanmıştım. Yani olaya uyanmıştım derken aslında ne tip şarkıların benim için, yani o işin sahibi olarak tırnak içinde söylüyorum, sunan kişi olarak o işi, benim için hangi şarkıların uzun vadeli olacağını, ben hangi şarkıları sırtımda, yani bir albüm imzalarken bir şarkımdan bahsederken hangisinden rahatsızlık duymayacağımı, ne tip şarkılardan özür dilerim rahatsızlık duymayacağımı Altın Cadde'nin albümünde anlamıştım. Dolayısıyla B bölümü Altın Cadde'nin farklıdır, sound'u falan da farklıdır, A bölümü daha böyle gençtir, şeydir. Altın Cadde'nin B kısmı, o zaman kaset vardı, CD vardı. Ne güzel söylüyorsun. Bunlar aslında bilinen fakat ifade edilmeyen terminolojik güzellikler. B bölümü biraz benim solo kariyerimdeki o çizgiye bahsettiğiniz şey yakındır. Dolayısıyla konuyu ele alış biçiminiz aslında sizin neyden huzursuz olmayacağınızla, işte neyi yapabildiğinizle falan da ilintili. Ben dinlediğim şeylerde de bu bahsettiğiniz şeyi severim Erhan abi. Yani işte dediğim gibi ben bugün spor yapıp geldim. Bu trash metalin, işte black metalin çok şey olduğu zamanlarla son zamanların rap albümlerini böyle kardığım bir listem var benim. Onu dinledim. Ama yemekte de başka bir şey dinledik yani eşimle. Dolayısıyla ben müziği sunan insanların ne sunacağından, en azından bir çizgileri olmasından yanayım her zaman. Ne güzel. Güzel Emre Aydın şarkıları gelsin. 2018'e ait Çocuğum Belki. Hı hı. Bu güzel bir şarkı. Ardından 2006'ya gidelim. Git olsun. Böyle bir tamam. Geri gidelim. Tekrar günümüze gelelim süper. İstedim. Aradan en azından o kronolojik, belki tam kronolojik olmasa da ara ara bir geriye gidip oradaki güzel şarkıları da buluşturalım istiyorum. Bu iki güzel şarkıyla devam ediyoruz efendim Stüdyo Tempo'ya. Emre Aydın konuğumuz. 24'e kadar birlikteyiz ama 23'ten itibaren bizim yanımıza Genç Osman Yavaş katılacak. Onu da Mavi Sakal grubundan tanıyorsunuz ama solo kariyerinden güzel şarkılarını canlı performansta da seslendirecek. Bu arada iletilerinizi bekliyoruz. Çünkü bir sonraki arada bu sosyal medya geri dönüşlerimiz olacak. Nedir? TRT FM Facebook sayfasıyla Erhan Konuk Twitter hesabı üzerinden iletilerinizi bekliyoruz. Lütfen bizi bu konuda her zaman olduğu gibi yalnız bırakmayınız. Dinleyelim. Emre Aydın program konuğumuz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir sorum daha olacak sevgili Emre. Tabii. Sosyal medyadan bu arada geri dönüşler var. Onları da paylaşacağız ama rock pop, hani bu türler eskiden keskin çizgilerle hiç yan yana gelemezdi. Ama son yıllara baktığımız zaman bunlar komşu olmayı bırak aynı evde yaşamaya başladılar. Evet. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsun? Sen bu denklemin neresindesin? Ben pop yaptığımı düşünüyorum. Ben birinci albümden beri pop yaptığımı düşünüyorum. Çünkü bir rockçı havan da olduğu hep ifade edilir ya da rock müzikten de örnekler verildiği zaman Emre Aydın lafı hep geçer. Rock'n'roll'un bir duruş meselesi olduğunu düşünüyorum ben. Bence yani şarkılarımda kullandığım elektro gitar yoğunluğundan değil de piyasada durduğum yerle
ilintili olarak bana bir rockçı yakıştırılması yapılıyor. Rockçılığın da işte dediğim gibi bir duruş meselesi olduğunu düşündüğüm için orada bir sıkıntı görmüyorum ama şey, hiçbir zaman bir protest tavrım olmadı benim hani şarkılarımda. Sound olarak da öyle bir overdrive, işte distortion yoğun bir durum olmadı. Mesela işte Genç Osman'ın Mavi Sakal'da olduğu albüm, ya yani o albüm bence çok önemli bir Türk rock albümüdür. Pentagram dönem işleri vardır. Mor ve Ötesi'nin bir dönemi öyleydi falan ama çok Türkçe rock örneği yoktur zaten. Anadolu rock olarak 1960'larda başlayan hani Erkin Koray'dır, Edip Akbayram'dır ve o dönem mutlaka, o dönemlerde yapılan müzikler, Cahit Berkay, Moğollar mesela Anadolu rock tarzının gerçekten önemli özelliklerini barındırıyor. Bunlar gerçekten önemli ama bir bakıyoruz ki rock ve pop hakikaten şu anda çok böyle şey, ciddi anlamda hani iç içe girmiş durumda. Maroon 5 topluluğunu hatırlarsın. Tabii. Maroon 5 ilk çıktığında rock grubuydu, 2003'teki albüm. Bir baktık sonradan bırak rock şarkılarını çalmayı, seslendirmeyi, tamamen hem de neredeyse elektronik pop falan oldu. Evet, Coldplay de aynen öyle bir yol çizdi. Coldplay'in ki yine o pop rock diye çıktılar. 96 yılın 92'de özür dilerim ilk. Ve ondan sonra yaptıkları işte Klux şarkısı, onun işte buluşturulması, farklı işte Buena Vista Social Club tarzıyla bir araya getirerek buluşturulması. Orada anladık ki müzikler arasında geçiş çok fazlalaştı. Yani Magic'le falan biraz şimdi söylediğiniz yere yaklaştı ama bence Maroon 5'ı popçulaşma konusunda etkileyen Coldplay'in o aradaki işleri. Yani Klux'tan sonraki dönemde yani o celebrity olmaya oynadı zaten bence karakter olarak. İşte öndeki kişi, işte frontman diye tabir ettikleri. Evet, evet. İsmini hatırlayamadım şimdi vokalini ama. Şey, Chris Martin. Chris Martin şey yani ünlü bir öğe olmaya doğru kariyer adımları attı. Öyle de oldu. Yani onun bütün hayatı, işte jüriliği, şusu busu falan o şey. Evet. Yani dünyada da dediğiniz gibi zaten bence çok ya ikisinin de sınırları belli olmadığı için keskin olarak ayırmak bence sektörün zamanında, ya şimdi buna bir sürü insan itiraz edecek ama 60'larda 70'lerde doğup işte 80'lerde böyle büyük altın çağını yaşayan rock'n'roll'un, hard rock'ın falan etiketiydi o. Yani rock and roll işte. Sonra hatta işte ya bence bunun temeli blues'dur. Ve diğerleri hep şeydir. Yani her şey türevidir. Blues'dan aynen, çıktı. Aynen. Yani türevidir ve biraz da marketingtir. Yani pazarlama şeyidir, yöntemidir bence. Dolayısıyla yani şimdi burada ben çocukluğumdan şeyi hatırlıyorum, lise yıllarımdan. Arkadaşlarım bir grubun bir albümünün black metal mi olduğunu, işte yoksa death metal mi olduğunu falan oturup yarım saat tartışırlardı. Yani öyle sınırlı. Ama ne güzelmiş değil mi? Tabii öyle arkadaş grubum vardı yani. Çünkü şu anda tamamen hakikaten şey... Şimdi tabii gelen mesajlar Instagram'dan İsa Poyraz, Ispartalı Emre Aydın'a selamlar, seviliyorsun demiş. Teşekkürler, selamlar. Gerçekten güzel iletiler. Rabia kullanıcı, herhalde Rabia Bekir. Son bir saat heyecanla bekliyorum. Şimdiden iyi programlar. Çok güzel geçeceği kesin, Emre Aydın varken zaten kötü geçmez demiş. Teşekkürler abi hocam, selamlar. Bakıyoruz şöyle bir, çok ciddi anlamda tabii gün içindeki paylaşımlar önemli. İzmir'den Nazan Hanım, Nazan Çağatay, Emre'ye çok selam ve sevgiler. Afili Yalnızlık albümü 12'de 12'dir, üstüne albüm tanımam demiş. 10 şarkı vardı galiba. O 2'de kendi eklemiş. Güzel. Bir tane şey vardı, ha o albümü internetten dinlemiş. Bir tane şey vardı, saklı şarkı vardı hani CD alanlar için, evet, hani evet. Orada şey. Eskiden öyle bir şey vardı, tabii, onu tabii, şimdi tabii. Çok genç arkadaşlarımız onu bilmezler. 10 şarkı görünüyor ama CD aldığınız için işte şarkıcıdan bir jest diyelim tabiri caizse, bir tane de gizli şarkı vardı. O kartonette yazmazdı o şarkı. Yani siz dinlerken bakardınız bir şarkı daha var falan, sevinirdiniz. Evet. Afili Yalnızlık albümünün gizli şarkısının bir de internet versiyonu var. Yani böyle yağmur sesi falan olan. O albümü o zaman MP3 olarak şey yapmışlardı. Bir, bu arkadaşımıza şey olsun diye söylemiyorum da teşekkür ederim. Öyle bir durum vardı diye hatırlıyorum. Ne şimdi güzel. Artık CD çalar yok arabalarda falan tabii. Tabii o kadar oradan, eski bir şeyden bahsediyoruz. Yani artık CD çalar yok. Bazı arabalarda dediğin gibi ya Bluetooth üzerinden, aynen, cep telefonları üzerinden, oradaki dijital platformlara bağlanarak işte insanın kendini alıştırdığı bazı şeyler... listeler onun üzerinden giden bir durum. Ama onun dışında biliyorsunuz işte
USB bellek dediğimiz bu hafızalı güzel cihazlar var minicik. Onlarla biz bütün işimizi görüyoruz. Bence eskimek üzere onlar da. Bir şey onlar da üzere. Yani artık ne olacak, nasıl gidecek ve teknolojik... 1970'li yılların ortasında bir teknoloji dergisinde bir arkadaşım okumuştu, bana söylemişti. Dedi ki CD diye bir şey çıkacak dedi. Hmm. 1970'li yılların ortası. Allah Allah falan dedi. Ne CD'si falan. Onu da mesela Hollanda çıkarttı yine. Hollanda'nın ünlü markası. İşte kuzey hareketleri. Evet evet evet. Evet. Teknolojide ciddi anlamda. Cep telefonları dediğimiz zaman yine Finlandiya, işte İsveç. Yani. O ülkelere ciddi anlamda bu konuda bir şey verilmiş neredeyse. Onlar herhalde biraz hediyeliler dünyada. Yetenek ve bence disiplin kesinlikle, olma huyları kesinlikle. İnanılmaz bir hediye. Eğer öyle bir hediye varsa. Evet. Şimdi peki çocuğum belki'den de biraz konuşalım istiyorum. Ama şimdi Nilüfer'le bir düetim vardı Son Perde 2013. Onu sunalım istiyorum. Bir de Modelle Bir Pazar Kahvaltısı ki. Tamam. Hani bu şarkı da hakikaten yazıldı tarihe. Evet, iyi bir şarkı o. Çok canım güzel. Bestesi. Çok güzel onu. Şarkı. Onun için de tekrar sana teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür güzel üretimler için. Bunları Türkiye'de müzik tarihine kazandırdığın için hep birlikte dinliyoruz. Devam ediyoruz ama birazdan kendisini uğurlayacağız. Diğer konuğumuz sevgili Genç Osman Yavaş da geldi ve baktığımız zaman her zaman merak ettiğim bir soru. Normalde ben bu soruyu çok sormuyorum ama hani senin gibi bu konuya bence keskin çizgilerle bakan birisi olarak magazinden özellikle mi uzak duruyorsun? Özellikle yakın olmaya çalışabilirsiniz magazine. Magazincilerin beklediği yerler bellidir. Belirli alışveriş merkezinin belirli yerlerinde. Hatta bir de sektör küçük olduğu için herkes herkesi tanır. Magazine özellikle dahil olmak diye bir şey var. Yani gidip magazincilerle buluşmazsanız, onların olduğu yerde işte onların dikkatini çekecek bir şeyler yapmazsanız zaten otomatik olarak uzak durmuş oluyorsunuz. Benim böyle çok, ya ben gördüğüm zaman o arkadaşlarıma bir şey sorduklarında anlatıyorum. Röportaj da yapıyorum ama hani magazinsel birisi değilim. Yani öyle çok magazin karakteri olabileceğim bir hikayem yok zaten. Bir de onlar neredeyse gideyim de şurada bir dolaşayım, albüm de PR olsun falan gibi şeyim olmadığı için, çabam olmadığı için öyle bir şey oldu. Zaman içerisinde. Bu ama insanın kendisinden emin olmasıyla ve bak yaptığı işin ne kadar kendisinin içine sindiğiyle son derece doğru orantılı. Bir de ne yapmak istediğinize de özür dilerim sözümüz kesin. Rica ederim. Yani hakikaten çok önemli. Ne yapmak istiyorsunuz yani? Aynen öyle. Ne yapmak istiyorsunuz yani? Eğer dediğin gibi yapmak istersen her türlü şey yap. Mesela şu anda aslında ünlü olmak ya da böyle bir konuda kendini hemen ortalıkta bir yere atmak çok kolay. Çünkü sosyal medya diye bir şey var. Birini hemen ismini yazarak ve son derece de sevimsiz bir ifadeyle bunu gerçekleştirebilirsin mesela. Tabii tabii. Yani biz 2006 yılında şimdi burada reklam arasında biz Aran abiyle anılarımızı tazeledik. 2006 yılında biz burada ilk radyo programına ben Aran abinin konuk olduğumda ki piyasayla o zaman ünlü olmak için gereken şeylerle veya başarılı olmak için gereken unsurlarla şimdikilerin arasında hiçbir benzerlik neredeyse yok. Yani hatta ben şöyle daha iddialı bir şey söyleyeyim. 10 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde internet üzerinde ünlü olmayan insanlar ünlü olmayacaklar artık. Yani bu böyle televizyon ünlüsü diye bir şey kalmayacak. Magazin ünlüsü diye de bir şey kalmayacak. Yani linç edilmiş insanlar internette magazin ünlüsü yerine geçecek. İşte site adı vermeden konuşmaya çalışıyorum. Gerçekten tamamen şekil değiştirecek. Zaten ikiye bölündü. Televizyon ünlüsü ve internet ünlüsü olarak iyice değiştirecek. Doğru, hep doğru. Sektör kendi şeklini değiştiriyor zaman içerisinde. Bu hakikaten çok çok değerli bir şeyden bahsediyorsun. Hakikaten artık teknolojinin ulaşamadığı herhangi bir nokta kalmadı. Evet. Teknoloji her yerde, her zaman biz bunları artık görüyoruz, yaşıyoruz. Artık diyorlar ki belli bir zaman sonra kredi kartı da kalmayacak. Kimlik kartın da kalmayacak. Her şeyin yanındaki cep telefonun olacak. Cep telefonun senin tek bir aynan olacak yani. Bence zaten bu bizim uzantımız aslında, cep telefonu var elimde şu anda ama daha henüz tam yani uzantımız. Ne gerçekten güzel şey, ilkeliz şu anda bu tamamen bize yerleştirilmediği için bir, yani belki de hani ya çok şey konular ama evet. Ben ama de aynen sizin gibi düşünüyorum. Kesinlikle öyle ama onun da dozajı var. Onu da çok fazla yaptığınız zaman çok mekanik hale dönüşüyorsunuz. Tabii tabii aynen. Yani insanlık değerlerinin hiçbir zaman yok olmamasını istiyoruz. Ama maalesef teknoloji bazen bunu çok hırpalayabiliyor. Evet. Gelen iletiler var TRT FM Facebook sayfasına.
Vildan Arslan, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Dikili'den selamlar, sevgiler, saygılar demiş bizden de efendim. Salih Aminaz, Emre Aydın şarkılarınız beni çok ama çok derinden etkiliyor. O müthiş şarkılarınızı dinlerken gözlerim dalıp gidiyor. İyi ki varsın. Programda süper gidiyor, keyifle dinliyoruz demiş. Teşekkürler, selamlar. Erhan Bey, size de sonsuz teşekkürler. Kolay gelsin. Sıradaki Emre Aydın şarkısı Emre hayranı Bahar Başaran'a armağan olsun. Selamlar, sevgiler, yağmurlu Tokat Turhal'dan demiş. Orada yağmur var, İstanbul'da da yağmur var. Bildiğim kadarıyla Türkiye'nin herkesine genelinde var. Bir yağış durumu var. Trakya'da da kar yağdığını duyuyoruz. Eyvah. Evet, derler ya Balkanlardan gelen soğuk hava. Şimdi baktığımız zaman biz sevgili Emre ile bundan sonra son sohbeti yapacağız. Çünkü diğer konuğumuz Genç Osman da geldi. Şimdi Orhan abinin bir albümü vardı. Evet. Orhan Gencebay'ın şarkıları. Orada bir teselli ver. Evet. Ardından 2017 yılında, geçen seneye ait, Beni Vurup Yerde Bırakma. Hı-hı. O da çok güzel. Yani Emre Aydın şarkısı. Emre Aydın şarkısı bu. Yani ben işte onu diyorum. Soğuk Odalar mesela. Bakıyorsun yani asla birbirine benzemiyor. Evet. Ama Emre Aydın şarkısı. Evet, konuyu ele alış biçimi. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani A'sı, B'si, C'si hep aynı gidiyor. Aynen. Ama tabii ki tadı farklı. Evet. Aynen. Bunları dinleyelim efendim. Ve sevgili Emre ile sonrasında yine karşı karşıya sizi buluşturacağız. Evet efendim, Emre Aydın'dan bir şarkı daha gelecek. O da Sensiz adını taşıyor ve biz o güzel şarkıyı sizlerle buluşturuyoruz. 2018 değil mi? Tabii yeni. Şeyle beraber, Çocuğun Belki ile beraber çıktı. Çocuğun Belki ile beraber çıktı. Ne güzel. Bunu efendim sizlerle buluşturalım. Ardından biz tabii Genç Osman'ı stüdyomuza alacağız ve Emre ile ve Genç Osman'la sohbet edeceğiz. Ama Emre'yi uğurlayacağız. Ondan sonra da Genç Osman'ın canlı performansları, şarkıları hep sizlerle ve bizlerle birlikte olacak. Evet, diğer konuğumuz da stüdyomuzda Genç Osman Yavaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel sizi burada görmek. İki müzik insanı. Emre de burada. Ama Emre'yi uğurlayacağız. Evet. Emre'ye çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizinle de tanışmak. Ya ben Mavi Sakal fanıyım. Özellikle o albüm, Kan Kokusu albümü benim için çok şeydir. Yani aldığım günü falan hatırlıyorum. Benim çok taklit etmişliğim var yani lise yıllarında falan. Çok ciddi söylüyorum. Dolayısıyla benim için çok keyifli oldu. Şey gibi, burada üç nesil bir aradayız. Az önce çünkü Genç Osman... çok teşekkürler İhsan. En genç olarak benim dedi. Evet, doğru. Benden sonra Genç Osman, sonra da Emre geliyor. Yani yaşlılıkta. Evet. Tersten. Evet, çok teşekkür ben ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Konuk olmak çok keyifliydi. İyi yayınlar. Çok memnun oldum. Sağ olasın. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Emre'cim her şey için çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ve hakikaten eksik olma, güzel şarkılarını, güzel albümlerini bekliyoruz ve konserlerinde, müzikal yaşantında başarılar çok diliyorum. Çok teşekkür ederim abi. İyi yayınlar. Sağ konuk olasın. Olmak buraya her zaman çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Kolay sağ gelsin. Sağ ol. Eksik olma.